Günaydın arkadaşlar, tüm beden selamünaleyküm. Bugün Tuzla Karting Park'a geldik. İtalya'dan sonra 3 tane yarışı da kazandık. Bugün de halandan formda kalmak için, mücelleye daha güzel hazırlanmak için Volkan Tanju bir tane kaza aldı sağ olsun. Dün de ilk seanslarıma çıktım 3 kez. Oradan sonra zaten elim böyle oldu vitesten dolayı. Bugün daha da parçalamayı hedefliyoruz. Buyurun garaja geçelim. Kaza vitesli araba, 6 ileri, gerisi yok. Geri bizde olmaz. Baya manyak bir şey, baya hızlı bir şey. O yüzden bu pistte tehlikeli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Barış abi, sen ne yapıyorsun abi? Vallahi uğraşıyoruz ya. Bugün bayram öncesi son antrenmanımızı yapıyoruz. Bayramda tatil sayılmaz çünkü bayram haftasının çıkışında hemen Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışı var. Onun için de pazartesi günü Körfez pistinde kurulacağız. Bayramın ikinci günü. Üçüncü gününde antrenmanlarımıza başlayacağız. Bu haftayı yarışta tamamlayacağız inşallah. Emre Tanju'yu tanzeye bindiriyoruz artık. Formula tabanlı. Tamamen bütün çalışmayı formula tabanlı yapıyor. Formula'dan daha zor. Zoru yapacaksın ki yaptığın iş daha kolay gelsin. Daha başarılı olur. Her zaman çalışmalar daha zor olmalı. Antrenmanlar zor geçmeli. Belediye sarayı da göstereyim. Elektriksel hiçbir şey açmıyoruz. Şöyle bir, yarım çekince boş, tam çekince iki. Zaten bir kullanmadığımız için zaten isteseniz de geçemezsiniz. Çünkü o anda bütün gücünüzü ittiriyorsunuz o şeyi. O yüzden de elleriniz böyle oluyor. Yani şuradaki et parçası şöyle arada sıkışıp oynadığı için, bir de bu pist çok fazla viraj kombinasyonu olduğu için böyle düşür indir, düşür indir, düşür indir. En son hali böyle oluyor. Şu anda bir de. Şu an boşta. Şu anda 2'de. 3 mü? 3, 4, 5, 6. 6 var. 6. O zaman bayağı gider mi? Bayağı gidiyor. Bayağı gitmediğini söyleyen kimdi? onun dışında mekaniker Hasan abi veya Hasan abi de bizi ittirerek çalıştırıyor. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Hasan abi yılların emekleri sağ olasın. Teşekkür ederiz abi. Herkesin. Onlar bir bitiriyor, biz de bire geçiriyoruz, az bir şey gaz vererek arabayı çalıştırıyoruz. Vurdurmalı mı çalışıyorum ben? Aynen. Hiçbir şey yok, elektriksel açılma falan yok. Fren dengesi de buradan ayarlanıyor. Şöyle yaptığınızda, çevirdiğinizde öne doğru gidiyor biraz daha fren dengesi. Yani burada önde de disk olduğu için normal bir karting aracından çok daha çok farklı. Benim frenlerde hissettiğim şey şu ki, Rotax'ta sanki frene değil de böyle bir düğmeye basıyormuş gibi hissettiriyordu. Yani daha doğrusu arka, sadece arka tarafta sadece bir düğmeye basıyormuş gibi hissettiriyor, ama bunda hidrolikler biraz daha güçlü olduğu için ve daha düzgün olduğu için tam böyle bir frene basıyormuş gibi hissiyat alıyorsun. Efendim? Bir tanju vurdurarak mı çalışıyorsun abi? Evet. Farklı olarak zaten 55 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Rotax'ta böyle bazen 60 derece, 62, 63 derece falan görüyorduk sıcak havalarda, ama bunda 55 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Ne, Rotax'ta aynı benzinden mi koyuyorsun? Yağlarını farklı. Çıkart daha yağlı. Selim! Selim! Şimdi Selim çıkacak. Yeni pilot yetiştiriyoruz bizden sonra gelecek nesil. O da yeni başladı şimdi. Yeni de başlayacak. Hayır abini kaçıyor mu? Hoppa. Aç kamerayı, aç düşük. Aç kamerayı, aç. Çok
gaz vermiyor. Yeni bitirdik, çok verimli geçti. 39-1 attık yeni lastiklerle. Ondan sonraki seans 39-2 attık. Daha iyi olabilirdi. 38'lere düşebilirdik yeni lastikle. Tabii ki ikinci günüm daha. Bir sonrakinde artık 38-7, 38-6 falan hedefimiz. O pert ya. Eller yaşıyor mu? Kaldı içinde. O zaman dükkanda görüşmek üzere. Bay bay.